Merhaba arkadaşlar. İyice hava karardı. Ama hala devam ediyorum ben. Bayağı toparladım. Çok yoruldum, çok yoruldum. Gerçekten hani çok yorucu. Bizim hobimiz hem yorucu, hem pahalı, hem çok keyifli. Kısa bir video ile paylaşmıştım. Perdemin güzelliğine bakar mısınız? İnşallah birazcık bu kısım sürekli güneş altında ve şu anda zarar veriyor. Kışın değil arkadaşlar ama yaz dönemi. Şöyle bir denedim. Bakalım nasıl olacak. Olmadı çıkarırım. Çok rüzgarlarda altlardan bağladım ama yine de buranın rüzgarına hiçbir şey dayanmaz. Çok yorucu. Gerçekten çok yoruldum bugün. Dolmak üzere. Hala dikmem gereken bir sürü var. Yapraklarıma bir bakar mısınız? Bir bu kadar daha var. Hepsini tek tek inşallah. Kaç yüz tane yaprak var kim bilir. Ama üretim için şart. Tam bir üretim yılı yapacağım. Bir yılda hatırlarsanız şurayı komple bir bebekhane yapmıştım bu standları koyup. O zaman da çok ciddi bebek üretmiştim. Yüzlerce belki binlerce. Bu yılda inşallah öyle bir yıl yapacağım. Yaz sıcaklarından çok korkuyordum ama file girince daha önceki videolarımda gördünüz zaten. Korudu arkadaşlar. Çok az kaybım oldu yaz dönemi. Yani birkaç böyle klasik bebeklerden vesaire öldü. Onun dışında başka olmadı. Şöyle. Hava çok güzel. Böyle artık çok da serinledi burası. Yani hırka giyilecek moda girdik biz. Ama tabii ben giymiyorum çalıştığım için. Zaten ısınıyorum. Şu büyük saksılara bebekleri yerleştireceğim. Toprağım bayağı kokopetli bir toprak, yumuşak bir toprak. Rüzgardan darmadağın oluyor arkadaşlar. O yüzden çok dolduramıyorum. Zaten burada benim güneş problemim, ışık problemim yok. O yüzden bebekler güneşsiz kalmıyor. Hiç bebeklerimi biliyorsunuz güneşe doydukları için tombik tombik oluyorlar. Böyle yarım doldurdum bunu. Diğer yerde bazı bebekler var. Ama düzenleyeceğim, daha sık dikeceğim. Ve uzun saksılarım da var. Burada leş kaktüslerimi düzenliyorum. Gecenin sessizliği çok güzel. Şöyle açanlar. Hay bir gülüyorum, bir ağlıyorum hesabı. Şu koca kızları diktim arkadaşlar. Nasıl bir güzellik bu. Gündüz gözüyle göstereceğim. Ya inanılmaz güzel oldu. Onun biri nerede? Evet burada. Böyle büyük saksıları artık boşalttım. Birinde begonya vardı, birinde bir şey vardı. Boşalttım artık. Ben başkım ya, gözyaşı da çok güzelleşmeye başladı. Hepsinin saksı değişimi olduğu için böyle bir mutsuzluk var. Toparlanacaklar bu hafta içerisinde. Toparlandığımda tam bir teras turu yapacağım. Ben başkın gözyaşı yavrularımı diktim. Tabii net görünmüyor ama. Hiç iş bitmiyor. Bir yandan ilaçlamaları yapıyorum. Saksıları değiştiriyorum. Şu an saksı değişiminden sonra bir mutsuzluk oluyor. Ama burası böyle kış dönemi çok çok güzel olacak. İnşallah. Keyifle büyütmek nasip olsun. Bereketli olsun. Instagram adresim Caneser Bulut arkadaşlar. Orada böyle kendi ürettiğim çok nadir binde bir satışlar yapıyorum. Fiyatları duyuruyorum. Zaten fiyatları yazıyorum. Her şey açık oluyor. Benimle özelden iletişim kuruyorsunuz ve yayınladığımda alabiliyorsunuz. Satışta olan türüm olursa zaten bir leş kaktüsü setim vardı. Çok klasik türlerden oluşan bir set satmıştım. 30 adet sattım, bitti arkadaşlar. O da kalmadı. Böyle ufak ufak arada duyuruyorum. Instagram adresimi takip ederseniz, sayfam çünkü kapalı, herkese açık değil. Şöyle bir sizlerle beraber keyif yapayım. Kahvemi de içtim. Bir yandan müzik dinliyorum arkadaşlar. Radyo dinliyorum. Radyo programlarını vesaire dinliyorum. Böyle yalnız kalmamış gibi oluyorum. Yoksa gerçekten yalnız çok zor oluyor. İnsan sessiz sessiz böyle sakin sakin.
Çok da sessiz. Tam gecenin sessizliği çöktü. Hiç yıldız yok. Ah, bir yağmur yağsa, şu ortam bir ferahlasa çok güzel olacak. Havalar çok serinledi ama toprak çok kuru. Doğa çok kuru şu anda. Hiç yağmur yağmadı. Eskiden buraya, yani 2-3 yıl önce Eylül ayında çok güzel yağmurlar yağıyordu. Şimdi hiç yağmıyor arkadaşlar. Nedense. Böyle işte. Bir yandan kokopit hazırlıyorum. Toplamda 4 blok aldım arkadaşlar. O paylaştığım kokopiti. Çok memnun kaldım. Gerçekten bu 3. bloğa geçtim. Bayağı gitti yani. Hani topraklarımı hem çoğaltmak hem zenginleştirmek için biliyorsunuz. Videolarıma tıklayın. Başlıklardan bakın. Zaten görürsünüz orada bütün videolarımı. Benimle ilk defa tanışıyorsanız kanalıma abone olur. Minicik bir kalp bırakırsanız da çok mutlu olurum. Çok emek veriyoruz. Arkadaşlar böyle görünüyor tabii ama beni bilen arkadaşlarım ve benim gibi hobiye sahip arkadaşlarım hepsi bilirler. Çok yorucu işimiz. Çok emek var. Hani böyle küçük küçük saksılar gibi görünüyor. Ama öyle değil. Hakikaten benden çok daha fazla çiçeği olan arkadaşlarımız var. Belki benimki onların çeyreği bile değil. Allah onlara da yardım etsin. Hakikaten ben bunlarla bile baş edemiyorum bazen. Çok insan sıkılıyor bazen, böyle bir daralıyor. Fakat bunun keyfi başka. Biz seviyoruz. Bu hobiye bir kere tutulduk. Yani bunu bırakamayız. Hem böyle minik minik satışlar yapınca da hobimiz bizi destekliyor. Yeni bir alışveriş yaptım zaten toplu. Videoda görmüştünüz. Bizi böyle küçük küçük destekliyor arkadaşlar. Yani hani ne akıyor, ne kokuyor, ne taşıyor, ne düşüyor ama bir şekilde bizi destekliyor. Bizim toprağımız, taşımız, saksımız, her şey para. Allah'tan saksıları kendimiz yapıyoruz da şu betonu arkadaşlar biliyorsunuz. Şunlar konserve kutuları. Şunlar böyle A101'den alınan organize böyle sepetler oluyor. Çok amaçlı onlar. Tabii güzel saksılarımız da oluyor böyle arada ama Allah'tan saksılarımızı kendimiz yapıyoruz her şeyden. Çorbalıklardan, her şeyden. Ama böyle hani toprak saksı tabii çok seviyorum. Porselen saksı da seviyorum. Fakat bunun için ciddi bir bütçe lazım. Yani böyle bir elimizde bir 10 bin lira olması lazım ki hepsini böyle bir saksı alalım. Ama böyle de güzel. Tek tip saksılar da güzel. Böyle plastik hani kare vesaire yuvarlak yapan arkadaşlarımız da var. Rengarenk. Onları da çok beğeniyorum. Herkesin bir tarzı var. Ben aslında elime ne geçerse ona dikiyorum. İşte biraz boyuyorum, biraz allıyorum, pulluyorum derken o şekilde yapıyorum. Yapacak başka bir şey yok yani, yetişemeyiz. Eski güveçler, her şey, bize her şeyde zaten saksı. Daha ne kadar çalışırım bilmiyorum. Hava çok karardı. Biraz daha çalışsam sonra atölyemi biliyorsunuz zaten. Orada, oraya da bakıyorum arada. Birinci kat arkadaşlar. Bir atölyeye gitmek istiyorum. Bir orayı toparlamak. Orada balkonda da bayağı çiçeklerim var benim. Onları da biraz, sardunyaları ve yaprak güzelliğini birazcık azaltabilirim arkadaşlar. Böyle çeliklerimi vesaire. Yazdan zaten çok yorgun çıktılar. Bunları biraz, burada bir arkadaşım var. Ona devredebilirim. Küçük küçük satabilirim. Takas yapabilirim. Bakacağım. Çünkü burayı üretimhane yaparsam burada çok vakit geçirmem gerekecek. Ve ciddi yorucu benim için. Ama o balkonumu da çok seviyorum. 1 metre balkon, ama çok seviyorum. Burası 100 metrekareye yakın arkadaşlar. İnşallah şurayı da bebekhane yapınca o alanı da daha keyifli ve güzel olacak. Akşamı sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. İnşallah şu yaprakları dizerken, bilmiyorum video çeker miyim? Belki sohbet ederiz, yoksa böyle tek başına çekilmez bunlar. Keşke diyorum yanımda biri olsa, böyle hem kahve içsek hem böyle gülüşsek de şunları dizsek. Zor oluyor arkadaşlar, böyle çok bit 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 bitmiyor. Ne yapalım? Ama bugünün böyle en çok güldüğüm arkadaşlar, ben böyle bir kendi kendime gülme huyum var. Terastaki bu perde oldu. Üstünde bakın bir kadın figürü var ve dans ediyor. Böyle sanki Afrikalı bir hanım gibi.
siyahi bir hanım gibi duruyor. Rengi de aslında böyle kahverengili olunca çok uydu terasıma. Böyle bir sanatsal bir anlam getirdi gibi geldi. Çok güldüm. Aslında bir tane daha olsa keşke şuraya da gererdim. Ama yoktu, bir taneydi zaten 5 liraya. Oradan seçmiştim. Hatta videoda bile görmüşsünüzdür. Bu perdeyi bir şey yaparım ben demiştim. Hoşuma gitmişti çünkü böyle benim bir şey hoşuma gidince onu mutlaka bir yerde değerlendiriyorum. Böyle dostlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Akşamımı sizlerle paylaşayım dedim. Sizin de akşamınız hayırlı, bereketli, huzurlu olsun inşallah. Hepinize sevgiler.